Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 2021 YKS sınavında geometri soruları hakkındaki yorumumdan bahsedeceğim. Gerçekçi bir şekilde bahsedeceğim. Haberiniz olsun. Evet, sınava girdiniz. Sınavdaki yorumlarınız genelde şöyleydi arkadaşlar. Yorumlardan da gördüğüm üzere. Ya hocam TYT çok zordu. AYT bir nebze daha kolaydı. Yani o da zordu da TYT'ye göre daha kolaydı gibi bir söyleminiz var arkadaşlar yorumlarda. Ben bunun tam tersi olduğunu düşünüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. TYT sanki kolaydı. Yani TYT AYT'ye göre sanki daha kolaydı arkadaşlar. Daha rahat yapılabilirdi. Ama TYT'deki sınav süre stresinden dolayı yetiştirememe gibi dertlerden dolayı, o sıkıntılardan dolayı yetiştiremediniz. Ondan dolayı işte sınav aynıydı, stresli bilmem neydi falandı filan derken yapamadınız arkadaşlar. Çoğunluğunuz zaten böyle. Kafanıza takmayın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sonuçta bu bir sıralama sınavı. Çoğunluğunuz da böyle olduğu için sanırım geometri burada belirleyici bir ders olacak arkadaşlar sıralamada. Yani daha öncesinde 2019'da da bunu yaşadık. Hani 30 bandındaki öğrencilerin ilk 10'una girdiğini de gördük. Sanırım yine böyle bir şeylerle karşılaşacağız gibi. Ama siz bundan sonrasında hiçbir şekilde sınavla ilgili bir şey düşünmeyin. Sınav sonucu açıklanana kadar sadece ve sadece bekleyin arkadaşlar. Şimdi ben de soruları çözdüm. Ufak tefek notlar da aldım böyle. O notlardan da bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Öncelikle şunu söyleyeyim, bir yorum gördüm şeyde, ne derler ona, çokgen sorusunu, TYT'de çokgen sorusunu yapan, AYT'de de güneşli soruyu yapan derece yapar tarzında bir yorum okudum sanki. Hemen ona bir cevaben şurada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Halı sorusu güneş sorusuyla aynı soru değil mi arkadaşlar? Güneş sorusu nasıldı? Aynı, birebir tutan soru arkadaşlar. Güneş sorusu böyle, bu güneş, bak yarısı burada. Sonra güneş ne olmuş? Batmış galiba. Şöyle olmuş. Güneşin devamı zaten bak yarısı bu. Yarısı halı. Diyerek geri kalan da bu değil mi arkadaşlar? Aynı soru. Burada ne yapmıştık? Halı ne kadar aşağı çekilmiştir diye sorduk. Burada da ne diyorlar? Güneş ne kadar aşağı inmiştir diye soruyor değil mi arkadaşlar? 5-12-13 üçgeninden çıkan bir soruydu. Biz bu soruyu yazarken ne dedik arkadaşlar size? ÖSYM şunu sever. Eski tip soruların, eski tip kolay soruları yeni nesle çevirmeyi ÖSYM çok sever dedik. Buyurun işte. Aynen eski tip kolay soru. Burada şu kadar merkez buraya indi ya. Merkez kiriş çektik. 4-4. Yarıçap uzunluğu da burada 5. 3-4-5 üçgeninden burası da 3 çıktı deyip işte şu kadar aşağı indi diyebiliriz. Orada da 3 metre aşağı inmiş. İşte şuradaki uzunluk soruluyordu. Aynı tipte çözülebilen bir soruydu arkadaşlar. Güneş sorusu, halı sorusu. Ne dedik? Tekrar söylüyoruz. Eski tip soruları, eski tip kolay soruları yeni nesle çevirebilen bir şeydir arkadaşlar. ÖSYM bunu yapıyor. Ben size şu soruyu şöyle sorsam, burası 134 derece ise şurada kaç nedir desem gülersiniz değil mi bana? Evet, eskinin şu sorusunu adam almış yeni nesle çevirmiş. Vay efendim Ali kuzeye doğru kaç metre gitmiş? 3 metre gitmiş mesela. 3 değil de sallıyorum. Sonra işte bilmem kaç 134 derece dönerek buraya gelmiş. 134 derece saat yönde dönerek. Saat yönde dönme hop şu şekilde olur değil mi arkadaşlar? 134 derece döndüğünde 3 metre daha gidip velinin olduğu yere gidiyor. Sonra Ali 6 metre gidiyor. 6 metre gittiğinde buraya gelecek o zaman. Ne kadar dönerse velinin doğrultusuna velinin doğrultusundaki şeyi ulaşır diye soruyor bize. Arkadaşlar soru buna dönüşmedi mi? 3 birim, 6 birimse 3 birim. Aa 3 134. Dönüş açısı ne olacak peki? Dönüş açısından da bahsetmiştik hatırlarsanız arkadaşlar. Yani şöyle sınava baktığın zaman bahsetmediği bir şey gerçekten yok arkadaşlar. Hatta yeni konu anlatımını ben çektim arkadaşlar. Yeni konu anlatımında da hep bundan bahsediyorum. Eski tip önceki konu anlatımlarında da bahsettim. ÖSYM şunu yapıyor. Bak sınavdan önce çektim ben. Sayfa 40'a kadar geldim arkadaşlar sınavdan önce. Perşembeden itibaren yayınlamaya başlayacağım zaten o yeni konu anlatımında. Hep şunu diyorum. Eskinin kolay sorularını alıp yeni nesle çeviriyorlar dedim. Hatta şöyle bir soru bile sordum bakın daha yeni konu anlatımında çekilmiş videoda arkadaşlar. Geçen senede hatta eşkenar dörtgen videosunda da şöyle bir şey vardı. Karınca böyle geliyor böyle gidiyor. Dönüş açısı nedir diye sormuştuk mesela. Dönüş açısı burası algılıyorsunuz ama dönüş açısı şöyle oluyor diye de bahsetmiştik arkadaşlar hatırlarsanız. Bu seneki konu anlatımında da şöyle bir şey dedim mesela. 50, 60 ve 70 ise burada bir Ali var. Ali ABC doğrultusuna gidiyor. Ali ABC doğrultusuna gidiyor. B köşesinde kaç derecelik dönüş yapmıştır diye sordum mesela. Hani söyledim mesela. Şuradaki açıyı söylüyorsunuz. 50, 60, 70 diyorsunuz. Ali giderse düz giderse böyle gidecektir. Dönüş açısı böyle olur diye zaten videoda bahsettim arkadaşlar. Ki 2021 tarife için de bahsettim. O yüzden bakın soru böyle kolay bir soruyu bu şekilde çevirmişler arkadaşlar. Dönüş açısına falan yeni nesle çevirmişler. TYT soruları aynen öyleydi arkadaşlar. Ha siz TYT'de şuradaki soruları yapamadınız arkadaşlar.
Şuradaki soruları sıkıntı yaşadınız. TYT size daha zor geldi. İşte kuzeye git, 124 derece dön falan filan, 3 dağa git falan. Ondan sonra aritmetik ortalama sorusu, tahterevalli sorusu. Belki en tanıdık olduğunuz soru. Çünkü genelde kaynaklarda bu tahterevalli sorusu var. Sözel soru 4 öncül vardı. Alan dağıtma ile ilgili yapılabilen soruydu arkadaşlar. İp sorusu vardı. Özel üçgen sorusu. Hani şöyle böyle gelmiş. Tam ortasından çektiği için niye tam ortası olduğunu göstermediniz. Mesela burada 30-30-120 çıkıyor. Burası 90'sa böyle tam ortasıysa 90-45-45 üçgen çıkıyor. Tam ortasıysa burası da 60 derecesi, bunlar eşitse, şunlar eşitse eşkenar üçgen çıkıyor mesela. Şu uzunluklar hakkındaki yorum sorulmuştu. İşte burada bunları böyle ikizkenarlıkları koysaydık çıkacak olan bir soruydu. Ki iple ilgili tam ortasından çekme ile ilgili sorumuz yine vardı sanki arkadaşlar. Değil mi? Var daha doğrusu. Düzgün dokuzgen sorusu arkadaşlar. Geleceğim şimdi, hatta şimdi göstereyim isterseniz. Düzgün dokuzgene baktığımız zaman ben arkadaşlar dikkat edin, kitaplarda anlatılmaz ama şunu bilseniz iyi olur diye söylemiştim. Eşit sayıda ayıran köşegenler birbirine eşittir diye söylemiştim düzgün çokgenlerde. Sonra şu özelliği vermiştim. Bir kenarı gören açı alfa ise üç kenarı gören 3 alfa diye söylemiştim. Değil mi? Hatta iki kenarı gören 2 alfa, dış açıda 2 alfa oluyor diye söylemiştim. Düzgün dokuzgen sorusu da aynı iki özelliği kullandıran bir soru. Hatta böyle sorular genelde kaynaklarda yoktur diye de söylemiştim arkadaşlar. Bakın burada da koymuşum. Yani benzeri bir soru, aynısı değil. Ha, o soru bence sınavın en zor sorusuydu. Büyük ihtimalle siz sağ tarafa yoğunlaştınız. İlk etapta ben de sağa yoğunlaştım, soru çıkmadı. Ondan sonra sola yoğunlaştım. İsterseniz soruya bakın, sola yoğunlaşın. Orada şöyle köşegeni çizdiğiniz zaman şu üç kenarı görüyor, 60 derece olacak. Çünkü niye? 360 bölü 9'dan 40 derece. Bu iki kenar dış açıdır, iki kenarı gören açıdır. O zaman bir kenarı gören açı 20 derece, üç kenarı gören 60 derece olur. Şurası 60 derece olacağından eşkenar üçgen falan çıkıyor böyle burada. Sonra ikizkenarlık falan çıkıyor yine eşit sayıda köşegen çizdiğimizde, şu köşegenle şuradaki köşegen eşit çıkıyor mesela. Orada da bir eşkenarlık falan çıkıyor. Yani bunun benzeri bir soru, mantığını da anlattık ve size söyledik. Tamam, kabul ediyorum. Zor bir soruydu. İnşallah yapmışsınızdır arkadaşlar. Görmediğiniz bir soru tipi de değildi yalnız. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra pardon. Deltoid katlama sorusu. Benim de deltoidde bir katlama sorusu var. Burada sadece iki defa katlamış. Benzerlik vardı. Yamukta alan vardı. Üçgende alan vardı arkadaşlar sorunun içerisinde. Prizma sorusu. Her iki prizma sorusu biri sözel olmasına rağmen aynı yapıda bir soruydu. Ve hep şunu söyledim. TYT'de iki soru çıkıyor. Bir tanesi mutlaka sözel oluyor diye söylemiştim arkadaşlar. Aynen öyle, sözel bir soru çıktı arkadaşlar. Şuraya baktığımız zaman TYT üçgen sorusu arkadaşlar. 5 tane üçgen sorulmuş. Çokgen, dörtgenden 3 tane sorulmuş. Katı cisimden de 2 tane sorulmuş. Ama toplamda 7 tane üçgen mantığı var diyebiliriz. Çünkü çokgen ve dörtgendeki sorulan iki sorunu daha da şu soru hariç. Bakın şu soru hariç. Bu soru da normal matematik bilgisiyle yapılıyor zaten. İşte A artı B'yi bulup A çarpı B'yi bulup karesini alıp oradan çıkıyor arkadaşlar. Bu soru hariç diğer çokgenlerde de üçgen bilgisinde kullanıyoruz zaten arkadaşlar. Yani toplamda 7 tane üçgenle alakalı soru vardı. Üçgen sorusuydu. Çokgen ve dörtgenden 3 tane vardı. Katı cisimden de 2 tane vardı arkadaşlar. ÖSYM artık şunu diyor büyük ihtimalle. Ben artık çember ile analitik TYT'de sormayacağım diyor. TYT'de sormayacağım. Ha, şurada bir soru işareti koyalım ama analitikteki analitik düzlemle ilgili alakalı bir şey tabii ki yine karşımıza gelebilir TYT'de arkadaşlar, haberiniz olsun. Tamam, sorular böyleydi. Artık üçgenin önemini görüyorsunuz. Üçgen gerçekten üçgenden oluşuyor. TYT üçgen bilgisiyle oluşuyor arkadaşlar. Bir de katı cisim de bilmek lazım tabii ki. Evet, bu sınavı niye yapamadınız? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu sınavı yapamamanızın sebebi şu. Biz hep şunu diyorduk. Geometride artık soruların yarısı yeni nesil geliyor diyorduk arkadaşlar. Ki yeni neslin de nasıl geldiğinden de, hep soruların nasıl geldiğinden de bahsettik zaten. Biraz önce de dedik. Eskinin kolay soruların yeni nesle seviyorlar sadece. Burada da arkadaşlar nasıl geliyor? Nasıl geldi? Soruların neredeyse tamamına yakını yeni nesil geldiği için bir afalladınız arkadaşlar. Ondan dolayı TYT sınavı size zor geldi. Çoğunluğunuz böyle yaptı, zor yaptı ama full yapanlar var mı? Yani full yapanlar, geometride full yapanlar var arkadaşlar. Şimdi benim aradığım bir öğrencim sınav sonrası merak ettim, aradım. Geometriyi fulllemiş arkadaşlar. Yani isteyenler, yani sınav anını iyi yönetenlerden mutlaka full yapanlar da vardır tabii ki. Ama aynı sınıfından aradığım birkaç kişi de hocam işte 3-4 net yaptım, 5-6 net yaptım diyenler de oldu. O da ayrı bir konu. Hani full yapıp da 3-4 net yapanlar da oldu. Yetiştiremeyip 1-2 net yapanlar da oldu arkadaşlar. Ama çoğunluğunuz galiba böyle.
Haklı mısınız? Yani haklı sayılabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman kaynaklar genelde hep böyle kolaylaştırma yoluna gitti. Hep şey yaptı. Matematikte böyle kolay sorular sordu. Bu geometride yeni nesil sorular böyle yarıya yakın sordular. Siz hiçbir sınavda geometride çoğunluğu yeni nesil soru görmediniz arkadaşlar. Artık bundan sonra böyle. Hatta ben dedim ya konu anlatımı videolarının 40'a, sayfa 40'a kadar geldim. İlk 2022 konu 2022 için hazırladığım konu anlatımında da başında da şunu söyledim. Arkadaşlar kolay konu anlatımı hazırlayacaktım ama vazgeçtim. Böyle çok kolay bir konu anlatımı hazırlayacaktım ama vazgeçtim dedim. Çünkü zaten buradaki konu anlatımı kolaydan zora doğru gidiyor. Sadece dediğimiz gibi yeni nesil soruları da çevirmiş sorular var diye de giriş videosunda da bahsettim. Zaten büyük ihtimalle çarşamba günü falan yayınlayacağım. Orada da izlersiniz 2022 tayfa. Orada da bu söylemde de sınavdan önce yaptığım bir yorumumdu arkadaşlar bu. İyi ki de böyle düşünmüşüm. Artık şöyle baktığımız zaman böyle çok kolay işte iki iç açı bir dış açı gibi konu anlatımları artık çok işimize yaramayacakmış gibi. Zaten konu anlatımımız nasıl bizim? Kolaydan zora doğru gidiyor. Yani olayı kavratıyor. Bir de yeni nesil sorular da var. Tam böyle sınava yönelik hazırlanmış konu anlatımı gibi düşünüyorum arkadaşlar ki şuraya baktığımız zaman gerçekten anlatmadığımız bir şey yok arkadaşlar. Ha sınav anıdır. Sizler sıkıntı yaşadınız. O ayrı bir konu arkadaşlar. Valla sıralama önemli burada biliyorsunuz. Sıralamanıza bakacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi öncesinde arkadaşlar 2019'da falan da böyle 30 nete yakın olanlar böyle ilk 10.000'e girdi arkadaşlar. Büyük ihtimalle burada da öyle olacak. Siz sıralamanıza bakın arkadaşlar. Yani matematik netiniz böyle 36, 37, 38 olunca hatta 40 olunca ilk 10.000'e giriliyor gibi bir algı vardı. Sanki bu sene o olmayacakmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Gelen yorumlardan gördüğüm kadarıyla. AYT'ye de baktığımız zaman tamamıyla bir şey olmuş arkadaşlar. Trigonometri ve analitik konusu olmuş. Trigonometriden şöyle 5 tane soru var. Bir tane de böyle yeni nesil soruya çevirmişler. Kas sas demişler arkadaşlar. Beğendiğim güzel bir soruydu arkadaşlar. Şöyle bunu mesela şuradaki uzunluğu kas burayı da sas diye tanımlayıp öyle bir soru sormuşlar. Ondan sonra işte sıralama sorusu, kosinüs teoremi, yarım açı sorusu. İşte şu şekilde bir soru. Bir de kas sas sorusu sormuşlar. Sonra analitikte arkadaşlar analitik geometride şöyle baktığımız zaman AYT arkadaşlar AYT geometriye baktığımız zaman bence TYT'ye nazaran daha zor bir sınavdı. Ama süreniz çok olduğu için size daha kolay geldi arkadaşlar. En azından uğraşıp yapabildiniz. Ya da yapamayacağınız soru var mıdır? Vardır mutlaka. Mesela şu G ve H'lı soruyu büyük ihtimalle yapamamışsınızdır. Çünkü G ve H'lı soruyu yaptığınız zaman analitik düzlem çizmeniz gerektiren sorular fazlaydı burada. Ki konu anlatımında analitik geometride de söyledim. İyi ki de analitik geometri fasikülü üzerinden gitmişiz. Çünkü orada da ya hocam analitik çöz çöz bitmiyor dediniz. İyi ki de bitmemiş. Bak çöz çöz bitmiyor demişsiniz iyi ki. Onu çözdüğünüz için belki de meyvesini burada aldınız ve yediniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten analitiği çok detaylı sormuşlar. İyi ki de o an acilin orada şeyini alıp çözdüğünüz her çeşit soruyu orada gördünüz zaten arkadaşlar. Buradaki soru da nasıl bir soruydu arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Ağırlık merkezi burada H burada olacak. Ya üçgen çizdiğimizde arkadaşlar şuradan da bir yükseklik çizdiğimizde hocam burası dedik ya şu üçgenle şu üçgen benzer çünkü arkadaşlar. Hem analitik sormuşlar, hem benzerlik sormuşlar, hem üçgende alan sormuşlar, hem ağırlık merkezi sormuşlar, hem de yükseklik diklik merkezi sormuşlar. Yani konunun içerisinde 5 tane birden soru var arkadaşlar. O yüzden en zor soru bu diyebiliriz arkadaşlar. Bir de benzerlik de katmışlar işin içine. Yani açıkçası o kadar da maşallah yani baya baya bir sormuşlar. Yani üçgen sormadılar falan filan demeyin. Üçgen konunun içerisinde var zaten arkadaşlar. Analitikteki çoğu soru üçgenle çözülüyor zaten. Sonra yine analitik düzlem çizmeyle ilgili bir soru var arkadaşlar. Şöyle çizip orta noktası buradaymış. 3 birim sağa 3 birim sola gittiğinizde 1. ve 3. bölgede olacak bir soru vardı. Dik kesişen doğruların klasik bir soru arkadaşlar. Eğimleri yazıp işte denklemle çözebileceğiniz bir soruydu 34. soru. Sonra açı sorusu vardı. Kolay bir soruydu. Yapabileceğiniz bir soru. Küre şeklindeki bir top vardı. Deliklerden geçiyordu. Çapı işte şuradaki uzunluklardan küçükse arkadaşlar delikten geçiyor mantığında yapılabilecek bir soruydu. Sonra güneşli soru biraz önce dedim zaten bizim halı sorusuna çok benziyor arkadaşlar. Sonra sözel analitik simetri sorusu. Analitik düzlem çizmeli yine güzel bir soru arkadaşlar. O da simetriğini alıyorsunuz yani noktanın simetriğini bir doğruya göre simetriğini alıyorsunuz ya. Şöyle dik taban iki eş parçaya bölüyor hocam. Şöyle x kenar oluşturmalı bir soru arkadaşlardı. O da.
Hatta öbür doğrumuz şu şekilde de olabilir tabii. Böyle de olabilir, böyle de olabilir. Buna göre simetriğini aldığınızda buraya düşecek ya. Bununla da bu eşit olup iki değer çıkıyor. Bir burası, bir burası çıkıyor. Çarpımları isteniyordu bizden. O da dik tabanı keş parçaya bölmesinden dolayı yine analitik düzlem çizmeyle ilgili bir soruydu. Sonra çember analitiği vardı arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. İyi ki ben şöyle bir eleştiride almış da olabilirim. Aldım da zaten. Geçen seneki neydi o? Bizim şey denemeler vardı ya, geometri denemeleri. Güncellemeyeceğimi söylemiştim. Sebebi de trigonometrileri azaltmamak içindi. İyi ki trigonometrileri azaltmamışım. Çünkü niye? Sınavda 5 tane trigonometri çıktı arkadaşlar. Hatta o zaman o yorumda, o videoda demiştim ki size arkadaşlar şey olsun. Ne derler ona? Çember analitiği ile ilgili soruyu rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Kitaptaki soruları çözmeniz yeterli. Deneme sınavında görmeseniz de olur diye söylemiştim. Ki zaten analitik düzlem çizmeli yine ve merkezi burada çıkıyordu. Merkez teğet çeklikli bir soruydu arkadaşlar. Şöyle ve şöyle oluyordu. Sanırım 5, 12, 13 çıkıyordu. Bunun eğimi kaç çıkıyor? Alfa, beta, alfa 12 bölü 5 çıkıyor arkadaşlar. 12 bölü 5 ile eksi 12 bölü 5 arasında olması lazım arkadaşlar. Çünkü iki noktada kesen şeyler, eğimler isteniyordu bizden. Kolay bir soruydu. Yani analitik düzlem çizip de rahat bir şekilde çıkarılabilecek bir soruydu. Sonra kalem sorusu vardı. Koni sorusu gibiydi arkadaşlar. Ben size hep söylemiştim her zaman. Silindirle koniyi aynı anda iç içe sorabilirler demiştik. Böyle bir şey geldiğinde şunu yapın demiştik. Burası V iken burası 3V oluyor demiştik. Kayıp da 2V olur diye söylemiştik arkadaşlar. Ki buradan da böyle bir soru geldi. Sorulara baktığımız zaman analitik geometri soruları biraz sizi zorlamış olabilir. Analitik geometriden de 2 soru ya da 3 soru zorlamıştır. Ama diğerleri AYT'de yapılabilecek sorulardı arkadaşlar. Bence TYT çok kolaydı. Daha yani çok kolaydı derken bence TYT AYT'ye göre daha kolaydı ama TYT'de sınav stresi ve süre stresinden dolayı yapamadınız arkadaşlar ve hepsini ilk defa böyle bir deneme gördüğünüz için, neredeyse hepsini yeni nesil soru olarak gördüğünüz için sıkıntı yaşadınız ama çoğunluğunuz böyle. Tekrar söylüyorum, bu bir sıralama sınavı. Sıralamanıza bakacaksınız arkadaşlar. AYT'de şöyle baktığımız zaman AYT soruları da arkadaşlar gayet hoş sorulardı. TYT'ye göre bir tık daha zordu arkadaşlar. Çok kolay sorular da var mıydı? Vardı tabii ki. Sizi zorlayan kısım bir büyük ihtimalle analitik geometri olmuştur diye düşünüyorum arkadaşlar. Analitik geometride de eğer analitik düzlemi çizmek aklınıza geldiyse hemen hemen her soruyu yapmışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, valla sınav anlamında şey yaptınız. Tabii o TYT'den sonra AYT'ye girdikten sonra biraz moraller bozulmuş olabilir arkadaşlar. Ama full yapılamayacak bir soru muydu, sınav mıydı? Yani geometriden full yapanlar olmuştur, mutlaka olmuştur. Ama genel itibariyle baktığımız zaman moral bozukluğundan ve bazı sebeplerden dolayı genel çoğunluğunuz sırf bu saydığım olumsuz etkilerden dolayı geometriye bakış açınız biraz farklı oldu. Ondan dolayı sıkıntı yaşadınız arkadaşlar. 2022 tayfa, siz de aynı şekilde o sıkıntıları yaşamamak için soruların nasıl yeni nesil sorulara evrilebileceğini hep sorularda düşünmeniz lazım ve yorum yapabilmeniz lazım arkadaşlar. 2021 tayfa, sizleri seviyoruz. Gerçekten büyük bir emek harcadınız. İnşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız. Ama şu anda hiçbir şey düşünmeyin. Sadece ve sadece sınav sonucunun açıklanmasını bekleyin. Tatilinizi yapın, bol bol gezin, bol bol dolaşın. Sizleri seviyoruz, sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.